Şimdi hocam biz bu bilgileri Tokat yöresinde özellikle halk arasında çok etkili kullanmakta, yani ilaç olarak ya da başka bir maçta kullanılan bilgileri biz topluyoruz. Bakın. Evet. Şimdi üstüne bastığımız zaman bırakıyoruz zayın var. Tamam, sarı şeklinde dönüştü. Bir de ayırırken mesela sayın valim gibi çok güzel seçmiyoruz. Müteşem bir şey var. Koku değişiyor. Bunu biraz modifiyetten görelim. Bir oranı olmalı zaten. Evet, merhabalar. Üniversitemize öncelikle teşekkür ediyorum. Tokat'ta hem kadın girişimcilerin özellikle kadın kooperatiflerimizin çerçevesinde biz çeşitli çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda yerel endemik olan bazı bitkileri ve ürünleri nasıl endüstriyel hale getirebiliriz, onun çalışması içerisindeyiz. Bu anlamda Fen Edebiyat Fakültemizin kimya laboratuvarında bir başlangıcı gerçekleştiriyoruz. Bu da bölgemize özgü ürünleri ortaya çıkarmak, gerek kolonya olarak, gerek sıvı sabun olarak ortaya çıkarma. Bu anlamda da çok güzel bir çalışma yapılmış üniversitemizde. Rektörümüz nezdinde tüm üniversite mensuplarına teşekkür ediyor. Yöresel kalkınmayı en fazla gerçekleştirecek olan hususlardan birisi bu. Burada bugün Şakayık'ın, yine yöresel olarak Akşambağ'ın, yine yöresel olarak Çavuş Üzümü'nün çeşitli üretim metotlarıyla kolonya ve sabun adresi ve sabun haline getirilişini inceledik. Biz Tokat'ta Taşan'da kadın kooperatiflerimiz için bir satış merkezi oluşturuyoruz. Yine üniversitemizde kendi bünyesinde ortaya koyulan ürünleri piyasaya sunmayla ilgili olarak çalışmaları devam edecek. Kırsal kalkınmayı geliştirmek için bu adımları atmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir faaliyet olmuş. Üniversitemizi yürekten kutluyorum. Ben ayrıca yine Tokat Valisi olarak da üniversitemizin bu şekilde yaptığı her çalışmaya, konferanslara, panellere mümkün olduğunca katılmaya ve katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğim. Tabii buradaki ürünleri Tokat Komana ismiyle patent aldık. Komana biliyorsunuz Gümenek'te bulunan bizim antik kentimiz. Burası milattan önce 3500 yıllara kadar uzanmış olan bir yerleşim yeri. Kesintisiz insan yerleşiminin bulunduğu ender yerlerden birisi. Daima yerleşim olmuş. Hititlerden sonra Roma, Bizans dönemi, Pontus dönemi, ardından Selçuklerin gelişiyle beraber yöre her zaman için hayat bulan bir yer olmuş. Biz de Komana ismini bir marka haline getirdik. Tokat'ın bir markası haline getirdik. Bunu bu ürünlerimizde kullanacağız. Yine kadın kooperatiflerimizin yapacağı diğer ürünlerle birlikte geniş bir ürün yelpazesi ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirme gibi bir hedef içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada valimiz ve üniversitemiz işbirliğiyle Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Laboratuvarındayız, kimya laboratuvarındayız. Üniversitedeki hocalarımız Tokat'ımıza ait sıvı sabun ve kolonya üretimi yaptılar. Bu laboratuvarda öğrencilerimiz hem eğitim almakta, aynı zamanda eğitimlerin yanı sıra ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları yapmakta. Bu önemli bir katkı aslında, ülkemize ve yöreye ciddi katkıları var. Sadece öğrencilerimiz burada eğitim almıyor, Tokat'taki özel sektör de ürün geliştirme bağlamında birçok laboratuvarımızdan faydalanıyorlar. Ben bu ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan valimize, sayın valimize özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bir diğer laboratuvarımızda da diğer ürünlerin çeşitliliğini artıracağız ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Komana nedir? İsteseniz yapalım. Antik kent. Yaparız hocam. Aslında hepsini izleyelim.